Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA 3 Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA 3 Mobile ile kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki GTA 3 Mobile bölümünde biz ne yapmıştık? Ha, Luigi bize kendi kızlarına hakaret edilmesinden dolayı, çöp denmesinden, şu bu denmesinden dolayı bayağı bir sinirlenmişti. Bulunan adamı öldürmemizi ardından bu tarz bir araç çalıp onu boyamamızı istemişti. Basit bir şekilde görevi yaptıktan ve saçma sapan failleyip ikinci denemede geçtikten sonra bu sefer de Luigi'yi evinden alıp ardından da Joey'e götürmüştük ve Joey ile kısaca bir tanışmıştık. İşte Luigi seni bana yollar, o zaman birkaç tane eşi bulabilir sana diyerekten max 3-4 saniye bir konuşma gerçekleşti. Ardından da görev bitmişti ve şimdi kaldığımız yere tam gazda devam ediyoruz. Pump Action Pimp göreviyle devam ediyoruz, evet. Daha fazla GTA 3 Mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve sitemize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayı cebim. Beni bırakmayın, kanalımıza da hala abone size. Ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet, Diablo bölgesinde bazı şeyler falan varmış. Onları halletmeni istiyorum vesaire falan diyor. Şimdi zaten görevin detaylarını da göreceğiz. Evet, ilk defa silah alacağız sonunda. Vallahi billahi sonunda. Evet, Diablo çetesinin arabası. Ne yapacağız? Onu direkt olarak halledeceğiz. Peki. Halledeceğiz, halletmesine de. Silah alayım önce ben. Ben bir silah alayım. Ama oyun bana silahımı söylemedi abi. Bakın, haritaya kendim bakıp kendim şey yapmak zorunda kaldım. Çok ilginç bir şekilde. Ne? Nasıl yani? Stokta yok. Nasıl yani? Anlık olarak ne dediğini anlayamadım bu arada şu anda. Bir saniye. Stats değil de briefs'ti. Ha. Ha. Dükkanın arka tarafına git. Ben orada sana bir tabanca tarzı bir şey bıraktım diyor. Bir dakika o zaman. Şöyle bir bakalım. Yani evet, gerçekten de bırakmış bu arada oyun. Tamam, istersek şey yapabiliyoruz. Burada pratik falan yapabiliriz de. Ya Kiptonlar pratiği Allah aşkına. Biz 5 yaşımızdan beri GTA oynuyoruz neredeyse. Bir dakika bu arada. Bir dakika, o kadar adam öldürdüm. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şuradan hemen para. Para, para, para. İhtiyacımız var abi çünkü. Tamam, artık Diablo'ların peşine düşebiliriz. Biraz sürdü ama. Evet, hadi bakalım, let's go. Tabii ki de tabancayla sıkamayacağız doğal olarak araçlara falan. O yüzden bolca çarpmamız gerekecek sanırım. Umarım bir çarpmayla arabadan falan inerler de çatışırız. Güzel olur. Ya da şöyle direkt. Şöyle de yapabiliriz. Aa! Selamun aleyküm. Aa, şatkanı var. Oha! Adamlar şatkanla sıktı lan. Ve Uzi aldım. Güzel. Manyağa bak. Adamın elinde şatkan varmış. Hiç de bir şey söylemedi oyun ya. Tamam, artık pistol stokta var. Ammunition var. Okey, eyvallah. Burada bir şey var mı? Aga, burada baraka gibi bir şey var ve burada Uzi vardı. Uzi değil ya. Micro SMG vardı. Artık yok. Şöyle ilerleyeyim ben bir biraz. Belki can bulurum. Normalde burada can oluyordu çünkü. Tam buralarda can oluyordu. Yokmuş ama. Neyse, önemli mi? Açıkçası biraz önemli çünkü 33 canım kaldı. Shotgun'ın da 33 vurduğunu öğrenmiş olduk aynı zamanda. Neyse, şurada bir yerde can vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani şöyle bakabilir miyim etrafa? Aynen, burada can var. En azından bunu doğru hatırlamış. Güzel. Gayet güzel. Çekinme abi. Ben ikinci göreve gireceğim. Bugünkü, bu bölüm için ikinci göreve gireceğim. Evet, devam. Tam gaz devam ki. Orlayıcı kaç görevini yaptı? 5 görevini yapmış hızlı ve hala devam ediyor. The Fuse Ball göreviyle devam ediyoruz. Böyle kaç dakika oldu? 5 dakika olmadı daha. Okey. He? Ne oldu? Ne baktın? Simit var, poğaça var. Ne baktın? Neyse. Tamam, Kalar Köprüsü'nün o polis şeyi varmış falan diyor. Tamamdır. Okey.
Ha, o, ha, anladım. Elimizden gelince kısa süre içerisinde bol bol kız götürmeye çalışacağız. Tamamdır. Yani, 4'ten az kız şey olursa Uyucu mutlu olmaz diyor. Tamam, sıkıntı yok. İyi, en azından iki görev yapıp şey yapabileceğimiz bir bölüm olacak bu direkt. Aşağıda da süre akıyor gördüğünüz gibi. Hallederiz ya. Ben hepsini götürürüm ki. Ama iyi para vereceksin. Ama iyi para vereceksin. Of, çok güzel müzik çalıyor şu anda ya. Harika müzik çalıyor şu anda. GTA'cı müzikleri de ne kadar güzelmiş bu arada. Yani her GTA'nın böyle tatlı güzel müzikler olur ya. Ne GTA'cı müzikleri benim ekstra hoşuma gitti şu anda. Sardı yani. Bilmiyorum, eski lisanslı müziklerle aynı mı ama umarım öyledir ya. Çünkü eski nostalji müziklerini de tahmin edemiyorum, kalitelerini. Şu sudur, bu sudur. Güzelliklerini tahmin edemiyorum. Gel ablacığım, gel. Evet, hadi bakalım, let's go. Allah kerimdir, let's go. Bu arada şimdiden bir dakikamız gitti bile. Şimdi Kalar Köprüsü'ne mi götüreceğiz bunları? He, tamamdır. Kalan köprüsün o üst tarafına. Okey, okey. Da merak ettiğim bir şey var. Kızlardan bir tanesi hurdalıkta ne işi var? Hurdalıkta ne yapıyorsun abla sen? Ablacım ne yapıyorsun? Allah Allah. Değişik değişik olaylar ya. Vallahi billahi değişik değişik olaylar. Neyse, yardır ya. Onu bunu geç de yardır ya. Orada Porsche var. Benim en sevdiğim araba var. Yani GTA Level Service Mobile'da benim favori aracımdı. Ya yani bu GTA'da daha az araç çeşitliliği varsa zaten direkt en sevdiğim araba olur. Direkt yani, istisnasız. Neyse, bakalım bütün kızları götürebilecek miyim bu arada. Toplam 8 tane var. Ben yetiştiririm diye düşünüyorum ama. Ben genellikle bu tarz işleri yapmakta uzman bir insan olduğum için. Evet, burada harbiden de polis aracı varmış. Tamamdır. 3 kişiyi götürdük. Ve sürenin yarısı bitti neredeyse. Bitsin, önemli değil. Bitebilir yani doğal olarak. Ben şuradaki ablayı bir alayım. Gel abla. Koş abla. Yürü abla. Bin abla. Allah'tan bu arada silah şeyine basınca ateş ediyor ama direkt. Direkt ateş ediyorlar. Çok saçma. Ben direkt hani ekran dönüyor diye seviniyordum. Sevinmez olaydım. Yedi mermim gitti bile. Ve Uzi de lazım olacaktır yani her şekilde. Muhakkak lazım olacaktır. Neyse, diğer ikisi de Allah'tan burada. Diğerleri zaten kalan köprüsü olduğu o buluşma şey yerine de yakın olduğu için yetişiriz diye düşünüyorum. Yani en az 4 tane olması gerekiyor bu arada. Yani 4'ten az olursa görev fail. Ama 4'ten fazla olursa herhalde bonus diye düşünüyorum. Yani inşallah düşündüğüm gibidir. Şu an bir tık heyecanlıyım. Niye bir tık heyecanlıyım? Çünkü zaman hızlı akıyor abi gayet. Yani başka GTA'da olsa aşırı rahat bir şekilde falan tamamlarım. Ama burada biraz süre kısıtlı. Bir de eskiden harita falan da yok diye yazmışsınız. Orijinal versiyonunu haritanın olmadığını söylemişsiniz. Acaba millet nasıl yapıyordu görevleri? Orada millet şehirde manyak manyak dolaşarak mı yapıyordu yani? Çok ilginç. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Bir dakika, şimdi haritaya bir kez daha bakmam lazım. Önce uzaktaki, ardından da diptekini alırsam. Tabi dipte olmayacak biz uzaklaştığımızda ama. Ama hallederiz her şekilde. Daha ani yolda oldukları için. Evet, 58 saniye. Hatta şey yapsaydık keşke. Yani görevlerin yapısını bilseydim. Yani böyle bir görev yapacağımı bilseydim, kapıları kırardım. Böylece daha hızlı binerlerdi. O animasyon hızlılığından dolayı. Yani kapı açıp binme animasyonu olmayacaktı ve daha hızlı bir şekilde yapacaktık görevi. Gel ablacığım, gel. 30 saniye, gel. Tamam, hadi bakalım. Ucu ucuna yetişeceğiz bu arada gel. Vay be. İlk zamana karşı görevde 8'de 8 yaptık. Full de full yaptık. Güzel.
14 saniye kala, 13 saniye kala yetiştik. Yes. Kolaydı bu arada ya. Eforsuz. Gerçekten eforsuz yani. Vallahi iyi bir kredi almam lazım bunun için. İyi bir kredi almam şart. Lütfen Luigi. Lütfen. Umarım iyi bir kredi verir. Evet, bonus 2000 dolar. Tamam, güzel. Güzel, 2000 dolar iyidir, 2000 dolar iyidir. Bir de şuradan bir shotgun mermisi, harika. Fevkalade. Ve artık yavaştan oyunu kaydetmeye gidelim ve bu arada Luigi'nin görevlerini de bitirdik. Çok iyi. An itibariyle Luigi'nin görevlerinden de kurtulmuş, bitirmiş olduk. Sıraki bölümde Joey'nin görevlerini yapıyor olacağız. Daha doğrusu yapmaya başlıyor olacağız. İyi oldu, iyi oldu, bayağı iyi oldu. Şöyle bir kaydır abi. Bir de polis aracı sürdük ya. Mis. Yavaş yavaş oyunun mekaniklerine hakim olmaya doğru adım adım. Bu arada niye her seferinde şu bilgi şeylerini tekrar tekrar almak zorundayız? Dünya neye saçma şeyi. Evet, 10 mermi de shotgun'ımız var bu arada. 10 mermi iyi abi. 10 mermi iyi hocam. Neyse sevgili arkadaşlar. GTA 3 Mobile'in 3. bölümü de bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Dediğim gibi sıradaki bölümde Joey'nin görevlerini yapmaya başlıyor olacağız. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif aldıysanız ve serimize destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza yapmasından da başka görsellerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.